Antonio Gramsci, kapitalizmle birlikte yeni bir aydın kategorisinin olduğunu anlatır. Burjuva kültürünün kapitalist üretim ilişkilerinin topluma taşınmasında bu aydın kitlesinin önemli olduğunu vurgular. Gramsci, bu yeni aydın tipini organik aydın olarak tanımlar. Bugüne baktığımızda, Gramsci'nin neredeyse bir asır önce çerçevesini çizdiği organik aydınlar kümesini medyada, sanatta, pozitif bilimlerde yani kısaca teknik bilgiyle üretilen neredeyse her edimde görüyoruz. İktidarın antidemokratik uygulamalarının hızlı hayata geçirildiği günleri yaşıyoruz. Parti kapatmalardan medyanın işlevsizleştirilmesine, işçi haklarının gasplarından ekolojik yağmaya İktidarın borazını kendilerine sanatçı, gazeteci ya da bilim insanı diyenlere alışır olduk. Peki iktidarları ayakta tutmak için sanat yapılır mı? Gazeteci yerli ve milli olabilir mi? İktidarın yanında durabilir mi? Bilim iktidarda olanın duruşuna göre şekillenebilir mi? Bu soruları müzisyen Genim, gazeteci Hakkı Özdal ve epidemiyolog Hak Sağlığı Uzmanı Onur Hamzoğlu ile konuşacağız. sanat. Sanat deyince uzun uzun sanat üzerine konuşacak değiliz. Sanat nedir ve iktidar olan ilişkisini programımızda konu ediniyoruz. Sanat biliyoruz ki insanlığın doğuşuyla neredeyse başlayan iletişim araçları içerisinde yazı ses ve görüntü olarak bildiğimiz ses dediğimizde de belki de ilk sanat alanından bahsetmiş oluyoruz. Tabii ki müzik İnsanların iletişim kurmada e, sanattan yararlandıklarını biliyoruz. Günümüzde de bu sürüyor. Değişen çağlar boyunca sanatın işlevi de değişti. Aristofanes'e göre sanat ekmek peşinde koşarsa alçalırdı. Acaba günümüzde ekmek peşinde koşan sanatçılar ya da koşmayan sanatçılar nasıl e, değerlendirilir? İşte bütün bunları Mezopotamya Kültür Merkezi'nden Genim'le görüşeceğiz. Merhaba. Merhaba hocam. Şimdi, e, iletişim araçları içerisinde e, yazı, ses ve görüntü diye üç ayırdığımızda e, sesli iletişimin e, müzikle olan bağından dolayı belki de dünyadaki ilk sanat alanının müzik olduğunu söyleyebiliriz. Çağlar boyunca da böyle e, bu şey değişti. E, ve artık sanat e, günümüzde e, bütün herkesin böyle bir ulguylik e, anlamlandırması yaptığı bir alan. Siz nasıl tanımlıyorsunuz bu alanı? Sanat ve iktidar ilişkisi, ilişkisi üzerinde hı hı. yürütmeye çalışacağımız tartışma içinde e, sizin ilk başta söyledik, belirttiğiniz e, sözcüklerin, cümlelerin bütününe katılmakla beraber e, bizler açısından Kürt ve Kürt'lük gerçeği açısından baktığımızda da e, müzik yani ses e, Kürtlerin tarihçesi açısından önemli bir rol oynuyor. Yani bütün insanlık açısından önemli bir rol oynuyor. Ama bizlerin toplumsal gerçekliği açısından baktığımızda bizlerin yazısı, yazılı dünyamızın çok olmadığı, bundan dolayı da sürekli iktidarların, sürekli baskıcı hegemonik güçlerin Orta göç etme e, savaş açmasıyla beraber... Bizim de yani o sözlü gelenekten bugüne kendi kültürümüzü, toplumsal gerçekliğimizi anlatılarla, masallarla, şalkılarla bir yani dengbej geleneğiyle bugüne taşıdığımız bir gerçeklik var. Bu Burada bizim gerçekliğimiz. Hemen araya gireyim. dengbejlik dedin de, bunun aslında nesilden nesile yaşanan gerçekliklerin aktarılmasında o olayları yaşayan insanların sesle ve beyinde biriktirerek evet. bunu nesle ıı, aktarma... Tabii, yani, toplumsal bütün hafızayı ve kültürü yani söze dökerek, beyinde Hı. taşıyarak bugüne taşıyan bir gerçekliğimiz var. Kürt gerçekliği açısından Hı. baktığımızda. Bu gerçeklik aynı zamanda Orta Doğu'da birçok halk gerçekliğinde de var. Hı. Belki dünya gerçekliği açısından bakarsak birçok e, masal destanla bu işler başlamış. işte Homeros'tan, Şeye kadar yani bir sürü İlaida'ya neye geldiğimizde Yunan mitolojik şeyine kadar geldiğimizde yani bu açıdan baktığımızda evet sözün ezgiye dönüştü andan itibaren de toplumsal değişim dönüşümün yani bir şekilde halkı bilinçlendirmenin, geliştirmenin, görüştürmenin, sevginin sağ güzelliğin, çirkinliğin aracı işte aracı olmuştur. Yani bu açıdan baktığımızda da sanat kendisini bir şekilde müzikte daha ilk tarif eden alan olmuştur diyebiliriz bu açıdan el aldığımızda sizin de yorumlarınızda onu ortaya çıkarttığımız noktada baktığımızda da evet Sanatın ilk eylemi müzik oluyor gibi geliyor insanlara. Yani bu insan. bir anlamda direnişle de özdeşleşiyor yani galiba. Muhakkak. Yani onun tabii direnişle olan e, özdeşliği de e, önemli bir şey. Yani bu açıdan baktığımızda işte bizim yani yine bizim gerçekliğimize bakarsak Sürmeli Mehmet Paşa'ya e, dengeciler, kendisine dengeciler bulmuş. Ama aynı zamanda Fahri Tehran tam onun karşıtı bir insan olmuş. O da halka seslenmiş, halka söylemiş. Yani bu açıdan baktığımızda orada da yine bir iktidar çatışması var. İktidar ve sanat ve sanatçının çatışması var. İşte... Onun karşı koyuşu var. İktidara karşı koyuşu var. Şöyle diyebilir miyiz? Yani ulus devletlerin var olduğu günden beri bu iktidar ve sanat çatışması hep var olmuş. Tabii var. muhakkak. bize evet, de gelmiştir. Kesinlikle yani bu açıdan ele aldığımızda yani iktidar e, iktidar dediğimiz şey öyle yani şeyden devletin ortaya çıkmasıyla beraber, Hı -hı. devlet anlayışının ortaya çıkmasıyla beraber iktidarın e, insana yani bireye nüfus alan olmuştur. Ondan sonra da... Yani aynı zamanda bireyde de iktidarcılık başlamış yani hı hı. iktidar yalnız başına devlete dair söylenecek bir şey değil yani yani egemen güç. E egemen güç olmak yani bu kişi de olabilir. Tabii, bir tabii. insan da kendi içinde bir iktidar yaratıp kendisinin yani o, bu işi kullanım aracına çevirebilir. Yani bu açıdan baktığımızda sanatın e, özellikle toplumları değiştirme, dönüştürme ve topluma e, önerme sunma açısından baktığımızda da sanat e, insanların en çok güçlü bir şekilde kullandığı bir gerçeklik oluyor. Yani bu açıdan baktığımızda yani kimisi araç olarak tarif ediyor ama bizce yaşanmış ve yaşanmışlığın ta kendisidir sanat. Yani o açıdan ele aldığımızda sanatı birçok şekilde yani dediğiniz gibi buna dair dünyaca yazılmış bir Tabii. yazı var. Fakat yani bizim birey olarak nasıl tarif ettiğimiz de önemli. Yani bu açıdan baktığımızda yani o bireyci iktidarın dışında aynı zamanda devletin sanat üzerinde kurmuş olduğu tahakküm nedir, ne değildir, nasıldır, devlet bunu nasıl kullanmış, iktidar olarak bunu nasıl ele geçirmiş, ele geçirirken neleri kullanmış, ondan sonra buna karşı yani iktidarın bu sanat alanına karşı karşı duruşunda sanatçılar ne yapmış, Pir Sultan işte Baba İshaklar şunlar yani bir sürü bu anlamda Köroğulları işte Dadaloğulları bir şekilde dediğim gibi aynı zamanda işte Kürdistan'daki denge gerçekliğinde işte e, söylediğimiz insanlar gibi mesela başım kavuşturadır. Ondan sonra bir sürü örnek var bu konuda da örnek vereceği açıdan baktı, baktığımızda e, Baba Tayir Üryani'dir mesela yani işte bu açıdan baktığımızda devlet ve devlete karşı olan tutumlarda hep kendini halkı daha yakın tutan halkı bu konuda halka hizmet açısından kendilerini ele alan insanlar var halka bu konuda dünyayı e, ve yaşanmışlığı biraz daha e, özdeşleştirerek daha doğru nasıl yaşanılır nasıl yaşanmalıdır nasıl yaşanabilirler nüvelerini kendi yaratılarından Peki, ortaya çıkarmışlar. Şu noktayı da eklemek gerekir zannediyorum e, toplumların yani ayrı ayrı ulusların bir arada kardeşleşmesi birbirlerini anlaması gelenek ve göreneklerini birbirlerine yansıması mesela Kazım Koyuncu'yu hatırlarsın Diyarbakır'da e, gelip şarkı söylemesi. Ee, bu tür e, müziğin özellikle bir, bir kaynaştırıcı rolü de var. Bakın. Bu barışla ilgili bir mesele olarak ele aldığımızda iktidarlar e, barıştan ve sanattan bu anlamda e, nasıl korkarlar? Neden korkarlar? Ya e, iktidar kendi egemenliğini sürdürmesi gerekiyor. Yani, yani devlet açısından baktığımızda ayakta, onun, kalabilmesi, onun, ayak, ayakta kalabilmesi açısından e, var olan bütün diğer kültürler açısından kendi kültürünü egemen kılmak ister. Hı -hı. Kendi uygun gördüğü yani Şöyle küçük... diyebiliriz o zaman. E, i̇ktidar iktidar erki e, bir e, sınıfsal anlamda bir temsiliyeti ortaya koyuyor. Dolayısıyla işte, kendi sınıfının çıkarlarına uygun müzikler, bilimdir, e, birçok şeyi kendi e, sınıfsal konumu itibariyle yerleştirmeye çalışıyor. Sinema, tiyatro, müzik bütün sanat dalları için geçerli. Yani bu açıdan şöyle ele alabiliriz ya yani bir bir yani bir tane örnek vererek yola çıkabiliriz. şimdi şöyle bir şey biz Şaya diye bir proje yaptık. Hı hı. Yani o projede e, Kürt halk ezgilerini yani daha önceden söylenmiş Kürt halk ezgileri bir şekilde e, Kürt halk Türk e, Türk halk müziğinin ana şeyleri temel e, argümanlı olarak kullanıyordu ama şöyle bir şey ortaya çıktı bizim ilk yaptığımız Şaya bir de şöyle bir şey yani bir eleştiri bize döndü yani dedik yani. Yani bu şarkıların yani sadece Kürtçe seslendirilmemiş yani Ermenice de seslenmiş, Gürcü de, Arapça da işte coğrafyalarda bu, yani değişik bu, bu değişik. coğrafyada yaşayan yani özellikle Mezopotamya'da yaşayan bütün halklar açısından bu kültürler birbirlerine kaynaşmış hmm. ve bu kültürler birbirlerinde büyük bir şekilde e, beslenmişler yani. Hem almışlar hem vermişler. Bazı şarkılarda melodiyi duyunca biz Türkçesini hatırlıyoruz. Halbuki Kürtçesi de yani direkt onu anlamamıza yol açıyor. Aynen işte yani bu açıdan da biz şöyle duyduk. yani devlet bu açıdan baktığımızda bütün kültürleri bir kere kendi kıskaçını almış baskısını almış ve bu açıdan baktığımızda da bunun daha doğru bizlerce halka sunumu nasıl olabilir? Hı hı. Yani bunu halka götürdüğümüzde daha gerçekçi bir tarzda bunu dile getirmeliyiz. Yani bu şarkılar bize aittir. Yani biz de burada bir iktidar olmamız O bu şarkılar o coğrafyada yaşayan halklara aittir. Yani bu halklar üzerinden bu şarkıları dile getirmiş ve böyle lanse edilmiş. Bu açıdan Hı. baktığımızda yani bu, buradan kendimize eleştirel dönerek daha doğru bir yöntemi nasıl bulabiliriz diye yola çıktık. Bu açıdan baktığımızda da ben şöyle de, değerlendiriyorum. Yani bu son sizin sorduğunuz soruya geldiğimizde şöyle bir şey var. Yani devlet açısından baktığımızda devlet kendi eee varoluşunu sürdürmek için toplumları en iyi şekilde yani en iyi neyle baskı altına bilir, kültür sanat alanını hmm. ele alabilir. Bu açıdan baktığımızda devlet kültür sanat alanı bizden daha çok kullanılan bir aygıt yani. Yani bir denetimi altında tabii denetimi altında tutan bir aygıt yani bu açıdan baktığımızda da özellikle şuraya bakabiliriz. Yani Türkiye açısından baktığımızda şöyle bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Son yani hiç çok geriye gitmeden son 10 yıla aldığımızda işte Türkiye'de balelere uygulanan Sansür. ya sansür tiyatroya uygulanan sansür ona re, 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 evet resime sinemaya her yani her alanda yani mesela şöyle bir şey var son iki sene önceye kadar şöyle bir şey vardı işte kültür bakanlığı sinema yani bu sinema alanına bir sürü yardım ediyordu şimdi onun tekstini bile istiyor işte içeriğinde şu şu şu, Hı -hı. şu varsa e, hayır bir olmaz diyor. Yani sansür, evet, sansür. O zaman diyor. şeye getirebilir miyiz konuyu? Bir demokrasi meselesi olduğunu aynı zamanda. Yani e, sanat dediğim şey özgürlük ortamı ister. Özgür ortam olmayınca bu alanlar hep sansürle olur ve bu da halka tabi yansır. Tabii ki yani zaten esas şey yani bu işlerin doğru halka yansıtılmamasını hedefler Hı. yani Hı. devletler ki ben halkı kendi tahakkümümde, kendi baskı altında, kendi ideolojik politik hatıma göre ne kadar şeyde tutabilirim, kendi zeminimde tutabilirim. Yani Bu açıdan baktığımızda bu bütün baskı araçlarını kullanarak sanatın nefes alma alanlarını kendisine göre dizayn ediyor. Peki programımızı bitirmek zorundayız böyle güzel bir söyleşiyle kesiyor gibi oluyorum ama kusura bakma son söylemek istediğin bir şey var mı? Ya Genç ben de, sanatçı arkadaşlara ne ben, iletirsin? Benim şeyim yani gençlere dair dünyam Hı -hı. şu biz bugün yarına taşıyan insanların yarat sesiyiz yani. Onlar bizim yarınlarımızdır. Yani bu açıdan baktığımızdan bizden daha çok sorgulamacı olmaları gerekiyor. Yani bizden bir görev veriyorsun. Yani, sorgulayıcı olur yani, ve yarını kurumada. Evet, yani şimdi şöyle olur. bir şey yok. Yani daha mütevazi bir şekilde de yani illa bir göreve çağırma değil. Ama hani bu işi daha doğru yapmak gerekiyor. Yani daha doğru okumak gerekiyor. Daha doğru bir yolu yöntemi var bunun. Hı hı. Yani biz gelirken e, e, el şey, yordamıyla el yordamıyla yaptık. Ama bizim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Dünya bilim dünyası. Bilimin ışığı herkese açık, bizim bizim için daha açık. Çok teşekkür yani ediyorum. Bu açıdan baktığımızda ben Çok tekrar size teşekkür ediyorum. Ben Kusura bakmayın belki biraz es, böyle dağınık oldu. Yani sürçü lisan elendiysek affola yine. Yok <laughs> ee, Evet, genimle kısa bir söyleşle yaptık. Ee, buradan gençlere de çağrısını yaptı aslında. Ee, ufacık bir eklemek gerekirse, e, sanat bugünün yaşanılanlarını yarına taşımaktır. Bu taşıyıcılıkta sanatçılara büyük görevler düşüyor. Bilim, sanat ve iletişim alanları sürekli iktidarla bir çatışma hali yaşıyor. Devlet, bilim, sanat ilişkisi nasıl bir ilişki? Bu konularla ilgili konuğumuz Hakkı Özdal'la konuşacağız. Merhaba Hakkı. Merhaba. Ee, sen bir gazetecisin. Hı -hı. Uzun yıllar e, hem medyada yer alıyorsun ve hem de bu konularda e, en son olarak Yeniye Dergisi'nde editörlük deniyorum yapıyorsun. Hı -hı. Aşağı yukarı e, 30-40 yıla yakında bir deneyimin var bu alanla ilgili. Ve e, sürekli devlet, iktidar ve gazetecilik arasındaki ilişkilerde bayağı bir birikime sahipsin. Bizimle bugün onları paylaşır mısın? Tabii ki. Şimdi o zaman şuradan başlayalım. Hı hı. Hem kültür sanat alanına hem de gazetecinin diğer alanlarında yer alan biri olarak... ...devletle ya da iktidar erkeğiyle olan ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsun? Aslında şöyle, Türkiye'de gazetecilik faaliyeti açısından ikinci Meşrutiyet 1908 önemli bir tarihtir. Hı hı. 1908'den sonra ilk kez devlet güdümünde olmayan bir basının... E, ...tomurcuklanmaya başladığı görülür. Hı hı. O birkaç yıl, 1908'den sonraki birkaç yıl... E, ...Türkiye'de hareketli bir... ...basın ortamının oluştuğu bir yıldır. Gazeteciler para kazanmazlar... Hı hı. ...çıkardıkları gazetelerden ama... E, ...Osmanlı'nın o döneminin... E, ...siyasetinde, fikir dünyasında bir ağırlığa sahip olurlar. Bu... E, ...İttihat ve Terakki'nin... ...o geçici, 1908 devriminin yarattığı... ...geçici ortamı... ...kendisi için kullanışsız, işlevsiz bulmasıyla birlikte... Ve aslında bir gazeteci cinayetiyle sona erer. Ahmet Yalman cinayetiyle. O kısa ömürlü Bahar'ın sona erdiği gün ama aynı zamanda devletle basının kalıcı ve kirli bir şekilde iç içe geçmeye başladığı gün olmuştur. Sonra bugüne kadar da böyle geldi. Şimdi son dönemlerde e... Gazeteciliğin ne olduğu konusunda iyice ortalık karıştı. İşte bir Veys Ateş örneği var. Hadi Öz Işık örneği var. Bilmem kim örneği var. Yani e, gazetecilik nasıl bir şey? Ya şimdi biz e, hatta tarih düşelim değil mi videoya? Evet. Biz Haziran 2021'de çekiyoruz evet. bu kaydı. E, Türkiye iki aydır biz bu kaydı yapmaktayken Türkiye iki aydır devlet e, bazı suç örgütleri e, suç ekonomisinin bazı unsurları, hı hı. E, arasındaki ilişkileri, e, bizzat bu ilişkilerin içinden çıkmış birisinin ifşatı sayesinde konuşuyor. Fakat burada en çok dikkat çeken unsur, e, ne yazık ki demek istemiyorum çünkü şaşırmıyoruz hı. gazeteciler. Yani kendisine gazeteci denen kişiler oluyor. Zaten e, bu iki aylık sürede şimdiye kadar üç tane resmi kurban verildi. Bunların üçü de gazeteci. Hı hı. Hadi ve Süleyman özcecik kardeşler ve Veys Ateş. Onun dışında henüz de, Haba, bu sürecin evet, gelecek. devamı gelecektir elbette ama ilk üç ismin gazeteci olması tesadüf değil. Bu aslında 100 yılı aşkın süredir Türkiye'de devlet mekanizmasıyla e, basın arasındaki ilişkinin güncel bir versiyonunu gösteriyor bize bugünkü durum. O güncel versiyon nedir? Gazetecinin artık teknik anlamda da gazeteci olmadığı, e, bir iş takipçisi hatta şantajcı söz konusu çetenin bir unsuru üyesi olduğu... Bir yeni modelin artık e, ihya olduğunu gösteriyor bize. Yoksa Türkiye'de e, köşe yazarları, muhabirler e, daima devletle bir şekilde ilişki içinde olmuştur. Mehmet Eymür şu dönemde de gündeme geliyor sık sık eski MIT mensubu. Mehmet Eymür e, bir kitabında e, şöyle bir şey söyler. E, biz özellikle büyük gazetelerin istihbarat şeflerini mutlaka kullandık, hep kullandık. Ve buna itiraz eder bunun ahlaki bir sorun olmadığını söyleyip şöyle der nasıl gazeteciler güvenlik güçlerini kaynak olarak kullanıyorsa biz de gazetecileri kullandık çünkü yaptığımız iş aşağı yukarı aynı gibi bir şey söyler Eymur Eymur'un bakışı devletin bakışı aslında hı hı. devlet e, istihbarat sahibi olan gazetecilik son noktada bir haber toplama bir ve istihbarat bir istihbarat işidir elbette e, devletin bu amaçla kurduğu örgütlerinki gibi bir istihbarat faaliyeti değildir. Bir kere devlet yararı değil, kamu yararı gözetir. Hı hı. Temel farkı budur. Emir bunları atlayarak konuşuyor tabi ee, ve hani o bilgiyi kullanışlı hale getirmek, analiz etmektir. Yani gazetecinin bir kamusal sorumluluğu var. Gazeteci topluma olmak karşı değil. evet topluma karşı bir sorumluluğu vardır gazetecinin. Ama e, onların istihbaratının ise devleti korumak adına bir. Evet. kendilerince sorumluluğu var. Bu ikisini karıştırmamak, ayırmamız gerekiyor. Evet, bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor çünkü devlet bunların birleşmesi konusunda en büyük basıncı oluşturan devlet ve ona bağlı kurumlar. Bugün ortaya çıkan tablo, hani sorunuzun başındaki e, tablo e, geldiğimiz noktanın e, ne kadar korkunç olduğunu gösteriyor. E, Türkiye'de öncesi bir yana 2015'ten beri e, iktidar oluşturan güçlere tamamen biat etmiş bir ana akım medya var. Ben lafını kesiyorum burada. Şimdi Hı. eskiden hep böyle büyük medya, ana akım medya e, e, muhalif medya diye ikiye ayrılırdı genelde. Daha sonra bir de yandaş medya çıktı ve o yandaş medya hızla ana akımı yuttu. Evet. Şimdi artık o büyük büyük dediğimiz medyaların hepsi yandaş dediğimiz iktidar yanlısı medya haline geldi. Ve o adını saydığın işte Veys Ateşler filan da o medyalardan Gazetecilik dersi veriyorlardı ekranlarda. Ee, sonra bir anda işte son dönemde her şey değişti ya da kafaları karıştırmaya başladı. Ee, devlet niye ihtiyaç duyuyor? Bütün her şeyi ele geçirme ihtiyacını niye duyuyor? Hı hı. Ee, şimdi bu özgün durumda üzerinde konuştuğumuz durumda tüm medyayı ele geçirmeye çalışan devleti temsil eden kişi Recep Tayyip Erdoğan. Yani, açık adı bu. Evet açık adı o. Bu bir Erdoğan stratejisi bir yandan da. Erdoğan e, henüz muhalefetteyken 90'lı yıllarda Erdoğan ve partisi, İslamcı Refah Partisi muhalefetteyken e, medyanın kendilerini çok engellediğini ve hmm. e, mukadder zaferlerini geciktirdiğini düşündüler hep. Hmm. E, kaldı ki o dönemin ana akım medyası <laughs> Refah Partisi'ni toplumsal bir olgu olarak görmek yerine onunla düşmanlaşmayı da tercih etti bu konuda. Hürriyet falan der. Hürriyet çok milliyet. Milli. Hatta Sabah şu anda evet. ki iktidara en yakın, en entegre olan Sabah gazetesi belki de o dönem Refah Partisi'nin en azılı karşıtlarından biriydi. Ben şeyi unutmam 1994'te ben henüz üniversite öğrencisiydim o zaman. Yerel seçimlerden önce Refah Partisi İstanbul'da bir miting düzenledi Sultanahmet Meydanı'nda. Ee, ben işte İstanbul'u bilenler için söyleyeyim. Maslak'taki okulumdan Beşiktaş'a gitmeye çalışıyordum. O uzun yolu yaklaşık 15 kilometrelik yolu yürümek zorunda kaldık. Çünkü trafik felç olmuştu. Trafiğin felç olma nedeni İstanbul'un banyolarından Sultanahmet'e meydanına akan Refah Partisi miting katılımcılarıydı. Ertesi gün gazetelerde birkaç gazete hariç bununla, bu mitingle ilgili hiçbir haber yer almadı. O birkaç gazete de içeride biz hani içeride öldürmek, gazetecilik tabiri olarak içeride öldürmek diye bir laf vardır bir gazeteyi, bir haberi içeride küçük görürsünüz. Hem görmüş olursunuz hem de göstermemiş olursunuz. Evet. Ee, Üçüncü sayfa haberi gibi. Evet. Biraz bunu tercih ettiler. Fakat e, o mitingden iki gün sonra seçim yapıldı ve seçimi e, Tayyip Erdoğan kazandı. O düşman, hani orada kendisinin de katıldığı düşmanlığın e, kendisi için hep bir tehdit oluşturduğunu düşündü ve 2005'ten başlayarak hı hı. azıcık güçlenmeye başladığında e, medyayı dizayn etmeye çaba gösterdi. Temes Efendi'nin elindeki sabah gazetesini önce Çalı Holding'e kendi yani kendi etrafındaki iş adamlarıyla yapmaya çalıştı. E, sonra işte bir dönem hatırlarsınız havuz konusu ortaya çıktı. Bazı iş adamlarının ortak oluşturdukları havuzla bazı medya organlarının satın alındığı anlaşıldı. Son olarak 2015 hı. bu açıdan önemli bir yıldı. 2015 7 Haziran'da Adalet Kalkınma Partisi tek başına iktidar olma olanağını kaybetmişti. Fakat AKP öyle bir iktidar kurdu ki ya tek başına iktidar olur daima ya da hiçbir şey olmaz. Her şeyini kaybeder. Bunu yapabilmek için Türkiye 7 Haziran ile 1 Kasım arasında korkunç bir şiddet süreci yaşadı. Katliamlar söyleyecek. dönemi de oldu. Ankara katliamı evet, da o dönemde. Ankara katliamı, Suruç katliamı, katliamı, HDP mitinginin bombalanması, HDP mitinglerinin bombalanması, tekil cinayetler, bazı yerlerde HDP binalarının basılması, Hatta HDP binalarında değil bazı yerlerde Kürt iş adamlarına ait otellerin, hı. kitap evlerinin basılması ya, gibi olaylar yaşandı. Hı. O günlerde kritik bir başka nümayiş daha vardır. Hürriyet gazetesinin Doğan grubuna bağlı o dönem Hürriyet gazetesinin e, Eylül ayı başında iki kez art arda basılması hatta şu sıralar yapılan da bahsi geçiyor bu hı hı. baskınların. O baskın Türkiye'de e, o sizin eskiden ana akım denirdi. Hı dediğiniz medya dünyasından geriye kalmış son temsilciyi, Doğan Grubu'nun, aynı zamanda bu işi ticari bir faaliyet olarak gören Doğan Grubu'nun medyadan çekilmesine Demirören'e devredildi. Demirören'e devredildi. Onun da nasıl devredildiğini şu anda Devredelim. öğreniyoruz. geri ödenmemiş kredilerle. O bir dönüm noktasıydı. Medyanın artık ezici çoğunluğuna da değil, neredeyse tamamına hakim oldu. %95 herhalde. Yüzde %95 gibi bir oran oran veriliyor. 4 tane gazete kaldı. İşte Evrensel, Bir Gün, Cumhuriyet, Yeni Yaşam. Yani gazete olarak kaldılar. Medya diyemiyoruz artık. Yani de büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Peki bu şartlarda ülkede bir demokrasinin var olduğunu, kamusal görevini like layıkıyla yerine getiren bir medyanın var olduğunu söyleyebilir miyiz? Şöyle söyleyebiliriz. Ee, ama bu e, konvansiyonel bildiğimiz medya değil artık. Bu eskinin Bağbali, telli Hı -hı. vesaire gibi e, bir takım noktalarda öbeklenmiş e, büyük gazeteleri, geleneksel köklü gazeteleri değil. Hı -hı. Bu küçük küçük, e, hatta belki bizim yaptığımız bu şu anki kayıt da dahil olmak üzere, küçük küçük derelerin birleştiği şimdilik küçük bir göl bu. Hı -hı. İnternet siteleri var sosyal internet medya. televizyonları var, sosyal medya var. Çok önemli bir unsur olarak birkaç televizyon kanalı var, birkaç gazete var hı hı. ve bunların sözünün ağırlığı o büyük maddi olanaklara, büyük devlet desteğine sahip o %95'ten çok daha güçlü, etkili aynı zamanda. Bu noktada bir tane örnekle dikkat çekmek istiyorum. Mehmet Ağar suçlandıktan sonra Sözcü gazetesine konuştu. Onca iktidar yanlısı gazete olmasına rağmen Sözcü gazetesine konuştu. Burada bu iddialarda adı geçen herkes bir şekilde muhalif diye bilinen daha doğrusu iktidarın kontrolü altında olmayan medyaya konuşmak istiyor. Çünkü herkes biliyor ki iktidar medyasında çalışanlar ve hatta iktidarı siyaseten destekleyenler de biliyor ki bir yerde bir itibar aranacaksa bu itibarın aranacağı yer o %95 ile tahküm altına alınmış paraya boğulmuş ve sunni olarak yaşatılan yer değil mecra değil öbür görece küçük gibi görünen yerler sözün inanılırlığı açısından da, evet. büyümesi açısından da daha elverişli. Konuğumuz Kaakalı e, Onur Hamzaoğlu, bilim insanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. E, şimdi KK'lı dedim, e, o da aslında bir şey oldu artık sizler için, ee, uzun yıllardır üzerinizde olan bir şey. Ee, bilim ve sanat dedik, İkisi de e, insanlığın gelişiminde önemli iki unsur. Ee, bilim, hayatın maddi alanına e, denk gelirken, sanat da manevi alanına yani düşünceyi üretmeye, geliştirmeye. Ve ikisi bir araya geldiğinde de işte e, Yaşam dediğimiz dünyayı anlama ve yorumlamaya götürüyor bizi. Şimdi bilimin devletle olan bir ilişkisi var. Bilim insanının devletle toplumla olan bir ilişkisi var. Bilim nedir? Bilim insanı kimdir? Böyle basit bir tanımlamayla başlayabilir miyiz? Ee, bir kurum olarak e, bilimi ele aldığımızda e, bilim kurum, kurumunun e, ya da kurum olarak bilimin e, amacı insan özgürleştirmektir. Hı hı. E, bunu şeyleri, olguları, olayları, e, meseleleri görünenin arkasında ne var? Bunu ortaya koymak adına gerçekleştirir. Hı hı. Özgürleşme de zaten insan için bildikçe gerçekleşebilir evet. bilmeyen insan özgür olamaz Dolayısıyla hem e, maddi doğadaki hem toplumsal olaylardaki yaşananları nedenleriyle beraber bilebilmek öğrenebilmek esas mesele kurum olarak bilim işte bunu sağlıyor bunu yaparak hı hı. özgürleştiriyor Orada, İnsanında, pardon hocam, orada Marx'in bir sözü var. Görünenler gerçek olsaydı bilimlere gerek kalmazdı. Evet. Tam da buraya denk geldi. Tabii, şimdi. tabii. Evet. Tam da tam da dediğiniz gibi sonuç itibariyle tarihsel materyalist yöntem hı hı. bilimin omurgasını oluşturuyor. Evet. Bu yönü itibariyle. Bilim insanı da temel sorumluluğu topluma karşı olur. Hı hı. Dolayısıyla bir meslek olarak bilim insanı diğer meslekten ayrılacak bir şekilde laboratuvardaki çalışmalarından, hastanelerdeki faaliyetlerinden, akademideki faaliyetlerinden ben kendime nasıl hangi payı ayıracağım diye bir sorunsalı yoktur. Kendisi yoktur meselede. Toplum vardır. Topluma karşı sorumlulukları ve ödevi vardır. Bu özellikleri taşıyorsa işte dürüstlüğüyle, akıllı ve benzeri ve benzeri pek çok şeyler sıralamak mümkün. Buna biz bilim insanı diyoruz. Bir bilgiyi bilmek, bir alanın bilgisini bilmek o alanda bilim insanı olmak için yetmez. Öncelikle onun altını çizmek isterim. Onunla beraber, o bilgiyle beraber o alanla ilgili öngörülerde de bulunabilmeli. Öngörüler doğal olarak o alanın içinde olmalı ve bilimsel bilgiye da dayanmalı. Bilimsel bilgi dediğimizde şudur. Sınanabilir bilgidir bilimsel bilgi. Doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir. İşte bilim insanı bunu üretecek. Bunu ürettiği zaman bilim insanı olunuyor ama bu amaç insanı özgürleştirmek, tek sorumluluk topluma karşı. Peki bir bilim Dolayısıyla özgürlüğün, dolayısıyla iktidar meselesi hı hı. bilim insanlığının e, varlığıyla, bilim insanının faaliyetiyle her zaman çoğu zaman daha doğrusu karşıt olmuştur. Hı hı. Bu yönleri itibariyle. Hele ki kapitalizmde her zaman karşıt olmuştur. Hı hı. Bugün pandemi nedeniyle, başka nedenlerle hakim medyada gördüğümüz o yuvarlak ya da yarım yuvarlak masalardaki tartışmalar uzmanların tartışmaları, hı hı. toplumsal yararlılığı hedeflemeyen bilimsel bilgi meselesi uzmanlıkla sınırlıdır demek istiyorum özet itibariyle. E bu da tabii bir toplumda manipülasyon yaratmak, iktidarın yön verdiği şekilde toplumu o yöne maalesef amaçlı oluyor. Ma maalesef. Şeyi soracaktım hocam. E, bu saydığınız çok güzel açıkladınız bilim insanını da açıkladınız bize. Görüyoruz ki bilim insanları e, bu hizmetleri e, para karşılığı yani bilgiyi paylaşması, anonimleştirmesi filan bunlar bir kenara, para karşılığı bir başka bir yere verip bireysel çıkar reda rant yolunda kullanmaya başlıyorlar ve günümüzde bu oran çok yükseldi. Buradan şuraya gelmek istiyorum aslında. Pandemi nedeniyle bir bilim kurulundan bahsediliyor. Yani merkezde artık bilim kurulu dendi mi? direkt pandemi kurulunu ya da işte oluyor. O şeyi öyle, e, akla getiriyor. E, nedir bu bilim kurulunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, şöyle söyleyeyim, en azından gördüğümüz kadarıyla e, kuruluşuyla ilgili hı hı. E, bir resmi bir yazı, hı hı. bir mevzuat ya da bulunmuyor, rastlayamadık. Bileşeninin oluşması dolayısıyla amaçları, hedefleri, işlevi, rolü, yeri diye de bir şey yok. Hı hı. Ama şunu gördük toplumu manipüle edebilmek için iktidarın, AKP MHP iktidarı Türkiye'de bunu çok iyi kullandı. Ve kendi adımlarına bir meşruiyet aracı haline, payanda aracı haline getirdiler. Oradaki birçok kişi bunun içinde olabilir bir kısmı da değildi tabii ki. Onu da özellikle vurgulamak isterim. Ama e, onu fark edenler de zaten zaman içinde çünkü ayrılma mekanizması da olmadığını öğrendik. Hı hı. Girme mekanizması yok, ayrılma mekanizması yok. Sizi bir şekilde bir toplantıya davet şekilde, ediyorlar. Bu boyuta geliyor. Hı hı. Ancak şunu söylemek isterim. Ee, bakın bu dönem aynı zamanda aşılarınla değil mi tartışıldığı hı. bir dönem. Çünkü aşı olmak pandemi meselesinde özellikle kontrol altına almakta önemli belirli bir insan oranda, nüfusun, toplumun belirli bir kısmı hastalığa karşı bağışık olursa yani hastalığı geçirerek ya da aşıyla pandemi kontrol altına alınabilir. Bitmez. Ama kontrol altına alınabilir. Şimdi aşı konusu gündemde. Bugüne kadar, yani bugün son dönemlerde tarzı aşıların hangisi hı hı. üretimiyle ilgili, etki mekanizması ile ilgili bilgiler o kişilere ait, söyleyebilir misiniz? İnsanlığın yüzyıllardır biriktirdikleri bilginin üzerine bir iş yapıyorsunuz hı hı. ve e, aşı ile ilgili bugüne kadarki bilgileri göz önüne aldığımızda diyorsunuz ki bu bilgi bana ait hı hı. ve ben bunu satarım. İşte para ilişkisi. Para ilişkisinden çok mülkiyet. mülkiyet. Yani mülkiyet ilişkisi burada. Halbuki bu toplumsal bir mülkiyet. Bilgi toplumsal bir mülkiyet ve bugün aşı ile ilgili üretimdeki bütün bilgiler topluma ait yüzyılların birikimi. Bunun özel mülkiyetle tanımlanması, onun o özel mülkiyetin e, malı olması, toplumsal yönden kabul edilemez. E, şimdi bakın en son en iyi aşı diye e, birçok araştırmalarla çok yaygın PR çalışmasına bağlı olduğunu da düşünerek e, söyleyeyim. Reklamda en çok yapılan e, çalışma bu 2000'li yılların başında e, kanser ilaçları acaba kişilere üzerinde nasıl etkili olabilir tartışmalarından. Hı hı. Hiç de bu işten para kazanma niyeti olmayan insanların e, düşünsel süreçlerde ortaya koydukları laboratuvarda denedikleri bir şeyken hı, hı. Bu araştırmanın yapıldığı bir laboratuvar da Çin 11 e, Ocak 2020 tarihi itibariyle bu SARS-CoV-2'nin yani COVID-19 hastalığının etkeninin hmm. genetik yapısını genomunun tümünün haritasını kamuoyuyla paylaştı o günden itibaren o paylaşması olamazdı Çünkü aşı çalışmaları sürüyor ve siz tarihi olarak size ait hiçbir fikri olmamasına rağmen Oradaki meseleyi öbür tarafta kanserle ilgili yapılan çalışmaların nasıl bir araya getirdiğine ne oluru denk getiriyorsunuz ve şirketinizin e, değeri 3 e, milyon dolardan 30 milyon dolara çıkıyor. 300 bin dolardan özür dilerim 30 milyon dolara çıkıyor. Bu kabul edilemez. Ve de diyorsunuz ki bu aşıları nasıl satabilirim, nasıl pazarlayabilirim? Özel mülkiyet bilimsel bilginin ve bilimsel üretimin yanında olamaz. Evet. O zaman bilim olmaz. Siz bilginizi satabilirsiniz. Ama bilim insanlığının toplumsal sorumluluğunu yitirmiş olursunuz özel mülkiyet anlamında. Ben bu laboratuvardaki çalışmadan kendime ne pay ayırabiliyorumdur işte bu aşı çalışmada gör, gözlemlediğimiz. Evet. Bu anonimleştirmeye de karşı çıkmışlardı zaten. Evet. Yani dolayısıyla esas da şunu da söyleyelim, patent meselesi, patent meselesi. E, başkaları da üretebilir anlamına gelir. Evet. Ama yetmez. Kim üretecek Türkiye'de? de Yine sermaye sahipleri üretecek. Yine o, o üretim belirleyiciler sahipleri üretecek. Toplumsal mülkiyeti gerekiyor. Konu özel mülkiyete karşı olmaktan başlar ve e, aşının mülkiyetinin toplumsal olmasını savunmamız gerekir. Patenti kalsın meselesi tartışmalarıyla hiç zaman kaybetmemek gerekir. Özel mülkiyet kalksın demek bence anahtar çözüm olacaktır. E, bu da tabii e, ona göre bir devlet yapılanmasıyla e, herhalde mümkün. Çünkü toplumu yöneten bir devlet mekanizması var. Bu mekanizmanın e, demokratik bir şekilde işler hale gelmesi lazım. E, parayı ben veriyorum, bu, bu şekilde yapacaksın olmaması lazım. Doğru ama şöyle de bir şey var tabi. Hani nihayetinde kuramsal olarak hı hı. E, devleti de sönümlendirmemiz gerekiyor ki özgürlük olsun. Evet. E, bu boyutuyla insan ve toplum ilişkileri e, özgürce e, ge, geliş, gelişebilsin. Bu e, milyonlarca yıl insanlık tarihinde yaşandı yani e, kent toplumlarına kadar, tarımcı toplumların son aşamasına kadar, hayvancı toplumların son aşamasına kadar, yani köleci toplumlar öncesinden kısa bir süreye kadar insanlık tarihinde yaşandı devletsiz toplumlar hı hı. hiç de e, kötü olduğunu söylemek e, mümkün değil. Zaten ulus devletlerin kadarıyla. kurulmasıyla iyice gelişmeye başlayan bu yapı kapitalizmle iyice oturmuş bir durumda. Böyle dahi olsa bizler. E, anayasal yasal e, demokrasi dediğimiz batılı anlamda bu liberal demokrasi de olsa bu hakları sonuna kadar e, zorlamak e, zorundayız. E, e, bu zorlamayla da bilimin ve sanatın önünü açabileceğimizi herhalde e, söylemek Mutlaka yanlış Mutlaka mücadele etmeden beklemekle ilgili beklemek diye bir keyfiyetimiz olamaz hem bilimsel bilgi üretmek adına hı hı. hem de bu anlamda topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına bundan önce yaptığımız gibi imzamıza dahil olmak üzere hı hı. hepsine sahip çıkıyoruz ve bundan sonra devam etmemiz gerekir. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür çok ederim. Sağ olun. sağ olun. İyi yayınlar. Sınıflı toplum var oldukça sınıf mücadelesi hayatın her alanında sürecek. Bilimde, sanatta, medyada şairin dediği gibi içeride, dışarıda, derste, sırada. İktidarın hegemonya alanını genişlettiği yerde demokrasi kültürünü savunanlar direnç gösterirse ancak özgürlük ve eşitlik bir imkan olarak sunulur. Bu direnç aynı zamanda yeni bir kültürün de inşası demektir. Bilim savaş için kullanılmamalı. Gazeteciler savaşı ırkçılığı değil, birlikte yaşamayı, barışı öğütlemeli. Sanatçılar özgürlüğü anlatmalı direnç kültürünün geliştiği güzel günlere